Şu mektup takini yapan Arif Nevşah işte. Son bir şey daha anlatayım. Sene 2004 olması lazım. Pardon, 2014 olması lazım. 2014. Bizim memleket Bandırma. Bandırma'dan bir abimiz telefon açtı. Dedi ki Bandırma'da tekke camisi var. Bezdas Ali Rıza Efendi'nin kabrinde olduğu yer. O cami biraz büyütüldü genişletildi, restore edildi falan. Cuma günü dedi caminin açılışı var. Yani restore'dan sonraki. Gelip bir vaaz yapar mısın burada? Ben İstanbul'dayım. E dedim, tamam dedim geleyim sevaptır ne falan. Buradan e, Perşembe günü kendi aracıma bindim Taksim'le Bursa üzerinden Bandırma'ya gittim. Bir akşam validenin evinde kaldım. Ertesi gün Cuma gittim vaaz ettim. Oradaki imam arkadaş da cumayı kıldırdı. Namazdan çıktık. Lokantaya gidiyoruz. Bir öğle yemeği yiyeceğiz. Bu beni çağıran abimiz Mehmet Yüzbaşı isminde. Mehmet abi dedi ki yolda gidiyoruz lokantaya. Hocam dedi arabanla hızlı giderken önüne köpek çıkarsa durma. Ya Mehmet abi namazdan çıktık yemeğe gidiyoruz. Şimdi köpeğin ne alakası var? Dedi bizim Rasul Aşık diye bir hocamız vardı. Onun izni İlahiyat'tan bir arkadaşı mı neyse e, hızlı giderken arabasıyla önüne köpek çıkmış. O da çarpmayayım diye ani fren yapmış, direksiyon mu çörmüş, araba takla atmış, hoca vefat etmiş. E, köpek de bir canlıdır ama insan mı önemli, hayvan mı önemli? İnsan eşrefi mahlukattır. Kader diyeceksin, vuracaksın, Durmayacaksın. Direksiyon kırmayacaksın." dedi bize Resulullah Şucum. Benim de sana tavsiyem olsun diye böyle konuşuyor. Allah Allah. Neyse öğle yedik, ikindi oldu, akşam oldu. Ben yola çıktım İstanbul'a, döneceğim. Karacabey'i geçtim, Bursa'ya 50 km kaldı. Hava karanlık, köpek çıktı. Yol boş, otoban diye basmışım biraz kilometre var. Buradan söylemeyeyim. Trafikçi, trafikçi de duymasın. Yani yüzün üzerindeyim öyle diyeyim yani. Yol boş ama otoban diye Biraz basmışım İstanbul'a bir önce geleyim diye. Ertesi gün de İzmir'de konferansım var. Ve karanlıkta sağ sol tarla otoban. Yaklaşan köpeği göremiyorsunuz karanlık ya. Sadece farların önünü görebiliyorsunuz. Büyük bir köpek gelmiş. Benimle şak diye verdi Zaten görmekte vurma karası birkaç saniye. Kurtarabilir miyim diye milimlik silkeledim milimlik Büyük silkelesen o hızla takla atar. Kurtaramadık, çarptık. Köpek rahmeti rahmana gark oldu. Arabanın önünde haşat oldu. Tart tur, sesler gelmeye başladı falan böyle. Ben sağa çektim arabayı. Arkadan birisi daha durdu. Bir adam, birisi durdu. Genç birisi. Bir taksi. O da çekti sağa. Geçmiş olsun diyor. Sağ olun dedim. Karanlık. Ben pek arabadan anlamam. Geldi baktı. Arabanın önünden sular dökülüyor. Dedi ki hocam arabanın önünde iki tane radyatör olur. Birisi motoru soğutur, birisi klimadır. İkisi de ezilmiş, köpek çarpınca ikisi de önü göçmüş arabanın. İkisi de ezilmiş, kırılmış, sular dökülüyor şu anda. Bu vaziyette Bursa'ya doğru gitmeye kalkarsan arabanın motoru yanar, sana çok masraf olur. Çünkü motoru soğutan şeyin suları dökülüyor. Radyatör. Ne yapacağız? Dedi ki bir çekici çağıralım, yükleyelim tersim, ara, şey, çekiciye arabanı, Bursa'da bir tamirciye bırakırız. E dedim ben İstanbul'a gidiyorum, tanımam kimseyi. Dedi ben Bursa'dayım dedi, ben tanı, tanıdığım çekici vardı, tamirci vardı falan. Neyse telefon açtı oradan. Bir saat sonra falan bir çekici geldi. Çekiciye yükledik taksiyi. Bursa'ya vardık, saat oldu 12'ye yakın. Tamirci kapalı. Tanıdığı tamirci varmış. Onu da aradı. Dedi ki aç dükkanı geliyoruz. Bir tamir araba şey var. Arkadaşı dükkanı açtı tamirhaneyi. Arabayı bıraktı. Saat oldu 12 buçuk falan gece. Dedi hocam bu saatte minibüs otobüs arama. Ben seni da bırakayım dedi. Bursa otogorada beni bırakayım arabasını bıraktı. Benim araba tamirde. Oradan İstanbul otobüsüne bindim. İstanbul'a geldim. Yani diyeceğim şu. Gündüz önüne köpek çıkarsa durma diye lafı Hı. oldu. Akşam başımıza geldi. Belki o arkadaş demese ben refleks olarak bilmiyorum. Belki direksiyonu fazla kıracağım. Belki, belki, ani fren koyacağım. Belki araba takla atacak bilmiyorum. Yani bunu nasıl izah edersiniz bilmiyorum. Ama bu tür şeyler kaderi ilahi. Benim kadere inancımı arttırıyor. Allah'a inancımı arttırıyor. Gayba inancımı arttırıyor. Evliyanın kerametine inancımı arttırıyor bu iki hadise. Birincisi İskender Puri'nin kitapları Pakistan'dan gelen. İkincisi bu köpek hadisesi. Onun için yani bazen bu çok rasyonalist, çok pozitivist, çok akılcı bir eğitimden geçiyoruz. İzlediğimiz filmlerden, okuduğumuz kitaplardan hep akılcı bir eğitimden geçtiğimiz için bazen böyle hadiseler Anlatmanın arkadaşlara, topluma, talebelerimize faydalı olacağını düşünüyorum. Yani bazen akılla izah edemeyeceğimiz durumlar oluyor. Gündüz lafı oluyor, akşam başına geliyor. Yani nasıl izah edeceksin? Ha tesadüf dersin, Edersin de öyle mi olur bilmiyoruz. Olasa yani bu tür şeyler insan olağanüstü şeyler yaşamazsa zaten dediğim gibi okuduğu kitaptan, izlediği filmden, Amerikan filminden hiç farkında olmadan kafaya rasyonalizm, pozitivizm, akılcılık yerleşiyor. Ondan sonra bu hadis akla uymaz. Şu ayet aklıma uymuyor diye başlıyor hadisle, Kur'an'la uğraşmaya. Ama bütün şeyler yaşarsa, olağanüstü bazı ilginç ya da olayları yaşarsa o zaman eskiler